1 Ağustos 2019 Perşembe günü tarihi bir çağrıda bulunmuştum. Milliyetçi Hareket Partisi'nden bir vesile ve sebeple koparak ipe katılan kardeşlerimi birliğe, beraberliğe, kucaklaşmaya davet etmiştim. Fiziken değilse bile aklen ve fikren aramızda olan, gönlü ve yüreği bizimle beraber olan dava arkadaşlarımızın yuvaya dönüşlerini temenni etmiştim. Hamdolsun bu çağrı ve davetim geniş yankı uyandırdı. Yaptığım çağrıya küstahça ve kahkahayla cevap verenler günü geldiğinde son gülenin iyi güleceğini ağlayarak rezil rüsva olarak öğreneceklerdir. Siyasetin doğası gereği bazen küslük, bazen kırgınlık, bazen de kızgınlık yaşanabilmektedir. İpte milliyetçi ve ülkücünün yeri yoktur. Hakikaten de ipin yönetiminin bunu teyit etmesi, ülkücüleri kenara itmesi hazin bir vaka olarak karşımızdadır. İp kozmopolit, icazetli, fikirsiz, hedefsiz, sadece MHP'den intikam almak üzere kurulmuş hastalıklı bir siyasi bünyedir. Ülküsü olanın, ülkücüyüm diyenin ipte işi olamaz. Türk ve Türkiye sevdası olanların fitne fesatla yolu kesişemez. İP'in 4. Olağanüstü Kongresi'nde çarşaf liste dediler, demokrasi dediler, ayarlanmış ve planlanmış anahtar listeyi 239 kişinin içine özenle ve kurnazca yerleştirdiler. Ülkücüler dışlandı, ülkücüyüm diyenler yok sayıldı. İP'in başkanı Türk milletine yalan söyledi, delegelerini yüzsüzce aldattı. Demokrasi değil, demagoji sahneye çıktı. İp zaman kaybıdır, ayıplıdır, arızalıdır, sakıncalıdır. Kandil ve Pensilvanya'nın ileri karakoludur. İP başkanının ülkücülere haydut demesi tek kelimeyle kokuşmuşluktur. Bununla birlikte ülkücüye haydut demek şerefsizliktir. İşbirliği yaptığı teröristlere haydut diyemeyen, FETÖ ve PKK'ya ses çıkaramayan, bunun yerine ülkücülere ahlaksızca saldıran kimliksiz ve dönekler zamanı geldiğinde bu millete hesap vereceklerdir. MHP ve ülke ocaklarından haydut değil, haysiyet abidesi, ahlak ve adamlık şahanesi, dava insanları, vatan ve millet sevdalısı, şahsiyet anıtları yetişmektedir. Ülkücü zamanı ve zemini Türk-İslam ülküsüyle kavrayan hadiseleri, gelişmeleri, geleceği dün ve bugün ölçeğinde cem edip fikir, eylem, ahlak ve inançlarıyla kuşatan iffet, itibar ve iftihar zirvesidir. Bu gerçeği bilip görmesine rağmen çarpıtan kim varsa iki cihanda da hasmımızdır. Onlardan hem bu dünyada hem de mahkemeyi Kübra'da davacı olduğumuzu tekraren muhataplarına duyuruyorum. Geleceğin ilk günü geçmişin karanlığına ilave edilen bir zillet anıdır. Ülkücü kardeşlerimi aramıza bir kez daha çağırıyorum. İpe hayır, huzur, gelecek olmadığını ifade ediyorum. Kullanıp kenara bırakılan kardeşlerimi kucaklamaya hazır olduğumuzu bu vesileyle bir kez daha açıklıyorum. Onlar bizim için iyidir. Diğerleri ise sadece ipsiz, sapsızdır.